Ulusal Kanal'dan iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Emrah Şen. Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo'nun ortak yayınıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi yurttan ve dünyadan derlediğimiz gelişmelerle elbette. Evet, yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyük. Çünkü Türkiye bize bakıyor efendim. E hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Sayın seyirciler, Eskişehir'de üretim devrimi kurultayı yapıldı. Verimli arazi üzerine yapılan raylı sistem Bozan halkının büyük sorunları arasında. Üreticilerin yoğun katılım gösterdiği kurultayda Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, raylı sistemin alternatif araziye yapılmasını önerdi, yaptırmayız dedi. Çözüm yollarını açıklayan Perinçek, çiftçiyi destekleyeceklerini ve koruyacaklarını söyledi. Çiftçilerin en büyük derdi, girdiler. Yani bunun başında mazot, şu anda artan gübre fiyatları. Elektrik mazotu geçmiş durumda şimdi. Yani aşırı bir fatura geliyor. Kâr payı yüksek. Sorunlar konuşuldu, çözüm üretildi. Verimli toprakları ziyan eden hükümetlerle Türkiye bir yere varmaz. Vatan Partisi'nin düzenlediği üretim devrimi kurultaylarının adresi bu kez Eskişehir'in Alpu ilçesine bağlı Bozan mahallesi oldu. Buraya raylı sistem yapmak cinayet. Alternatif arazi var. Bu verimli araziye raylı sistem kurulmasına isyan ediyoruz. Kabul etmiyoruz bunu. Ve kabul etmeyeceğiz. Bunun mücadelesini yapacağız. Ulaştırma Bakanı'yla da, Tarım Bakanı'yla da, diğer yetkililerle de görüşüyoruz, konuşuyoruz. Çiftçinin büyük sorunu var. Alpu'ya bağlı Bozan, Çardakbaşı ve Yeşildon köylerindeki tarım arazileri üzerine ulusal raylı sistemler test merkezi kurulacak. Üretici, merkezin çorak araziye yapılmasını istiyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, sorunu çözeceklerini söyledi. Verimli arazi ya. Verim, toprağımız gidiyor. Yani toprağımızı katletmeye gösterdiğimiz yer var. Yap, sıkıntı yok. Bu rejimi mahkemeyi var. Gelecekte insanımızı nasıl doyuracağız? 80 milyon olacak, 100 milyon, 120 milyon. E tekrar o raylı sistemleri mi sökeceğiz yani? Bize raylı sistem söktürmeyin. Hükümete geldiğimiz zaman raylı sistemi sökeriz ve götürür kıraç araziye o raylı sistemi yaparız. Ve olacak bu. Raylı sistem için başka bir alan önerildi. Perinçek, kurultaydan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı. Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'ın da buradan bu sesi duymasını istiyoruz ve duyacak. Verimli topraklarımıza raylı sistem kurulamaz. Raylı sistem kurulmasın demiyoruz. Onu düşünüyoruz. Raylı sistemi kuralım ama nereye kuralım? Kıraç araziye kuralım. Yazık etmeyelim bu arazimize. İthalatta bazı tarım ürünlerindeki gümrük vergisinin kaldırılması da üreticinin aleyhine. Hububat ithalinde gümrükleri kaldırdılar. Bunlar çok yanlış siyasetler. Aşağı yukarı bütün tarım ürünlerini ithal ediyor. İthal ettiğin zaman ne oluyor? Dövizle ithal ediyorsun, dolarla. Bu sefer dış ödemelerde açık oluyor, yama tutmuyor. Perinçek, çiftçilerin ucuz üretim yapabilmesi için girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Ürettiğimiz ürünlerin fiyatları gübrenin arkasından yetişemiyor. Türkiye'nin ekonomi politikasının merkezinde ne olacak? Üretim devrimi diyoruz. Bakın, üretim ekonomisi de bir de arkasına devrim koyuyoruz. Çünkü sorunlar büyümüş. Çiftçimizi koruyacağız. Destek vereceğiz. Ucuz mazot vereceğiz. Bozan'da su sıkıntısı da var. Elektriğin de pahalı olması üreticiyi mağdur ediyor. Elektriğin özelleştirilmesi çok kötü sonuçlar doğurdu. Çok büyük feryat var ve bu hacizlere karşı elektrik borçları yüzünden yine çiftçinin çok şikayetleri var. Bunu kâra bırakmamak lazım. Vatan Partisi lideri Perinçek, ekonominin yeniden canlanması için çözümü madde madde açıkladı. Faiz borçları silinsin. Sulu tarım yapacağız, verimli tarım yapacağız. Buna kaynak ayıracağız. Hükümet sorunu temel meseledir. Üreticilerin hükümetini kurmamız lazım. Çalışan insanların siyasetini yapalım. Ekonomik zorluklara karşı çözümlerin konuşulduğu üretim devrimi kurultaylarının yeni adresi Ankara olacak. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yarın saat 11'de Ankara'nın Polatlı ilçesindeki köylülerle buluşacak. Perinçek 13 Eylül pazartesi günü saat 13.30'da ise Güdül ilçesinde olacak. Buluşmalar için çalışmalarına hız veren Vatan Partisi bütün üreticileri kurultaya davet etti. Ancak elektrik, mazot,
Gelen zamlarla ancak aşırı içeride kaldırdık siz bu. Yurdun dört bir yanında yapılan üretim devrimi kurultaylarının yeni adresi Ankara'nın Polatlı ve Güdül ilçeleri olacak. Çiftçi derdini Vatan Partisi dermanı anlatacak. Vatan Partisi 12-13 Eylül'de Ankara'da yapacağı üretim devrimi kurultayları öncesinde çalışmalarını hızlandırdı. Çiftçimiz aslında çözümü biliyor. Çözümü biliyor ancak sesini duyurmaya çalışıyor. Bu çözümü duyurmaya çalışıyor. Biz de burada çiftçilerimize ses olacağız. Covid-19'un olumsuz etkisi ve artan girdi maliyetler altında ezilen üretici bir çıkış yolu arıyor. Sorunlara karşı çözüm yolunu ise Vatan Partisi çiftçiyle birlikte oluşturuyor. Ya tohum gübre zaten desteğe tohumcular alıyor. Ya böyle bir sistem yok ya. Aldı başını gidiyor. Girdi arazimize. Her taraf girdi. Her şey pahalı. Ne sanayiye varabiliyoruz, ne mazotun yanına varabiliyoruz, ne kübrenin yanına varabiliyoruz, ne elektriğin yanına varabiliyoruz. Hiçbirinin yanına varamıyoruz. Ne yiyeceğin, içeceğin yanına varabiliyoruz. Biz de 1 liraya alıyor domatesik 5 lira İstanbul'da, 5 lira Ankara'da. Pancar ekimi %40'a düştü. Neden? Adam kar edemiyor. Sulamalar paraları çok fazla. Düğmeye bastı bir milyar maaşı günde yanıyor. Devlet bize alım garantili. Alım garantisini verdin, tohumunu gübresini temin ederek. Düzenli bir şekilde soğan eksen kardeşim, buğday ek, sarova olarak şeker pancarı yetiştir, mısır yetiştir. Öbür köylere başka ürünleri tavsiye ederek bir plan proje yapılırsa bunların önüne geçilir. Değil ise çiftçi artık yani son demlerini yaşıyor. Tohum gübre fiyatlarını yerli üretim yapmadan, tohumu gübreyi kendimiz üretmeden ve ucuza çiftçimize vermeden çiftçimizin beli doğrulmaz. Türkiye'nin önündeki zorlu engelleri aşabilmesinin en önemli yollarından birini üretim oluşturuyor. Üretici baş tacı olacak sloganıyla yola çıkan Vatan Partisi, 81 ilde üretim devrimi kurultayı başlattı. Sıradaki kurultay, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in katılımıyla 12 Eylül Pazar günü saat 11'de Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Sarıoba köyünde yapılacak. Bakın Diyarbakır'da arkadaşlarımız DEDAŞ diye bir belayla uğraştılar. Burada da sizler TEDAŞ diye bir belayla uğraşıyorsunuz. Bir elektriği kamulaştırmadan, çiftçinin tarlalarına ucuza vermeden bu işi çözemeyiz biz. Vatan Partisi 13 Eylül Pazartesi günü saat 13.30'da Güdül Kent Meydanı'nda yapacağı üretim devrimi kurultayına tüm çiftçileri davet ediyor. Bir haftadır köylülerle dertleşiyoruz, dinliyoruz. Şurada dinlediğiniz gibi sorunlar aynı. Biz bu hastalığın tesis peşindeyiz parti olarak. Çözüme yönelik fikirleri sunmak için bu kurultayları düzenliyoruz. Biz yani Güdül'ü de yapılması da iyi bizim için. Çok teşekkür ederiz. Gelsinler burada genel başkanımız, yetkililer Güdül'ü görsünler, tanısınlar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye'deki muhaliflerle temasına tepkiler sürüyor sayın seyirciler. Ankara ile Şam işbirliğine yönelik adımların konuşulduğu bu dönemde yapılan bu görüşmenin kabul edilemez olduğu belirtildi. Uzmanlar Ankara'nın bölgesel çıkarları da düşünerek Suriye'nin meşru hükümetini tanımak zorunda olduğunu ifade etti. Ankara ile Şam'ın terör örgütlerini bitirme kararlılığına yönelik adımlarına gölge düşürecek ziyarete eleştiriler gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye ile PKK-PYD konusunda görüşümüz örtüşüyor sözü doğrudur. Esasen Türkiye'nin başından beri Suriye ile işbirliği yapması gerekir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 7 Eylül'de Türkiye ve Suriye ilişkilerini etkileyecek kritik bir açıklama yapmıştı. Çavuşoğlu, Ankara ve Şam'ın terör örgütü PKK-PYD konusunda görüşlerinin örtüştüğünü ifade etti. Ancak bu açıklamanın üzerine Bakan Çavuşoğlu, Suriye'de resmi hükümete karşı olan muhaliflerle bir görüşme yaptı. Ankara ve Şam işbirliğine doğru adımların atılması beklenirken gelen bu açıklama da tepkilere neden oldu. Ulusal kanala konuşan Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sencer İmer, Türkiye'nin terör tehdidini bitirebilmesi için Suriye ile işbirliği yapması gerektiğini belirtti. İmer, meşru hükümet yetkilileri dışında yapılan görüşmelerin ise kabul edilemez olduğunu vurguladı. Muhalefette görüşüyorsunuz ama iktidarla görüşmüyorsunuz. Bir ayağı var, bir ayağı yok. Kabul edilebilir bir şey değil. Suriye'de resmi hükümet var. Bunu kabul etmek zorundasınız. Bizim kontrolümüzdeki olan bölgeler ve terör örgütleri PKK-PYD kontrolü hariç ülkesinin 1/3'ünü kontrol eden Suriye devleti var. Olmayan şeyleri hayal ederek bir şeye varamazsınız. Evet, dış politikada tam her şey yoluna girdi, düzeldi, komşularla iyi ilişkiler kuruldu derken dışişlerinin bu tavrı gerçekten korkunç. Umarız tez vakit bu hatadan bir an evvel dönülür ve Suriye ile
tez vakit işbirliğine geçilir efendim. Sayın seyirciler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak, Hakkari ve Van'da ziyaretlerde bulundu. Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarında incelemelerde bulunuldu. Bakan sınırda alınan önlemler sayesinde açık geçişlerin engellendiğini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak, Hakkari ve Van sınırına gitti, incelemelerde bulundu. Soylu ve beraberindekiler, Hakkari Yüksekova ilçesinin İran sınırında bulunan 2250 rakımlı Ağaçlı Anaüs bölgesine gitti. Gözüm sorumluluk bölgemde, kulağım komutanda, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım komutanım. Yüksekova, İran sınırında inşa edilen modüler güvenlik duvarı çalışmalarını havadan inceleyen Soylu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Etrafımızdaki sınırda kendi yerlerinden edilmiş yaklaşık 8 milyon insan yaşıyor. Türkiye uzun yıllardan beri bu göçü ciddi bir şekilde tutabilen bir kabiliyete sahip. Üst bölgesindeki askerlerle sohbet eden, fotoğraf çektiren Bakan Soylu, buradaki temaslarının ardından bölgeden ayrıldı. Allah yardımcı olsun. Bakan, Hakkari'de esnafı da gezdi, vatandaşlarla sohbet etti. Soylu daha sonra Van'a gitti. Selden zarar gören vatandaşları ziyaret etti. Sınırda yasa dışı geçişleri engellemek için beton blok orma çalışmaları da devam ediyor. Bakan, alınan önlemler sayesinde kaçak geçişlerin önlendiğini söyledi. Eğer biz bu tedbirleri almasaydık, şu anda sınırımızın hemen öteki tarafında 2 milyon kaçak Afgan göçmen var. 2 milyon ve bugün bu değil. Yaklaşık 4,5 yıldır, 5 yıldır sınırımızın hemen öte tarafında duruyor bunlar. Soylu, Afganistan göçüyle ilgili bilgiler paylaştı. 2016'dan bugüne kadar yaklaşık Afganistan'dan Türkiye'ye kaçak olarak gelenlerin ortalama %30'u 35'i kendi ülkelerine geri gönderilmiş. Bu son yıllarda bu rakam %5-50 seviyesine çıkmıştır. Milli Savunma Bakanı Akar da sınır hattındaydı. Akar, sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki heyetle sınır hattı ve ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya geldi. Akar sabah erken saatlerde Hatay'a gitti. Hatay Havalimanı'nda karşılanan Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki 6. Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'na geçti. Akar burada sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanlarıyla bir araya geldi. Sahadaki son durum ve yapılacak faaliyetlerin ele alındığı toplantı gün boyu sürdü. Bizim şehitlerimizin kanını yerde bırakmadığımız gibi şehitlerimizin kanının da boşa akmadığını göstermek bakımından da bizim mutlaka bize verilen vazifeyi başarmamız lazım. Toplantıda konuşan Bakan Akar bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Tek amacımız hudutlarımızın güvenliği, vatandaşlarımızın güvenliği. Dolayısıyla hudutlarımızın güneyinde herhangi bir oluşuma, adı ne olursa olsun, ister terör koridoru deyin, ister başka bir şey söyleyin, bizim buna müsaade etmemiz asla söz konusu değil. Akar, Suriye İdlib'de mutabakatlara uyulduğunu söyledi. İdlib bölgesinde arkadaşlarım, biliyorsunuz Rusya ile yaptığımız görüşmeler, konuşmalar var. Bunun sonra imzaladığımız mutabakatlar var. Biz bu mutabakatlara kesinlikle uyuyoruz. Ve buradaki bizim sorumluluklarımız neyse bunları yerine getiriyoruz. Getirmek için de gerçekten en üst düzeyde gayret sarf ediyoruz. Dolayısıyla muhataplarımızın da bu mutabakatlara, buradaki sorumluluklarına uymalarını bekliyoruz. Türk ordusu terör örgütüne geçit vermiyor sayın seyirciler. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde de 2 terörist öldürüldü. Harekat merkezi görev başında SİHA'lar havadan, topçular karadan vuruyor. Türk ordusu teröre geçit vermiyor. Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor. Milli Savunma Bakanı, terör örgütü PKK'ya Irak'ın kuzeyinde operasyon başlatıldığını duyurdu. Operasyonda Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bakanlık tarafından operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek mesajı verildi. Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki teröristlerin de inlerini başlarına yıktı.
Savaşın bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen iki PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Böylece gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 11 oldu. İdlib'de iki asker şehit oldu maalesef sayın seyirciler. Bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yapılan saldırıda 3 asker de yaralandı. Kahraman şehitler memleketlerinde son yolculuğuna uğurlandı. İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yapılan saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde arama tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırı yapıldığını açıkladı. Saldırıda 2 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise yaralı askerlerin hastaneye sevk edildiği ifade edildi. Suriye'de İdlib bölgesinde yapılan saldırıda şehit olan piyade uzman çavuş Ramazan Demir'in cenazesi memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Şehit piyade uzman çavuş Mücahit Sınırtepe'nin naaşı da memleketi Kayseri'ye götürüldü. Şehit ikindi vakti düzenlenen törenin ardından Kayseri Kartal Şehitliği'nde defnedildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesine çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bahçeli, siyasi çıkar uğruna Fatih Sultan Mehmet'in sıradanlaştırılmak istendiğini belirtti. Sonra 1453 Fatih Sultan Mehmet, aynı senin gibi, dedi ki ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u alırım. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için yaptığı Fatih Sultan Mehmet benzetmesine tepkiler dinmiyor. Son tepki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Çürümüş Bizans ve Haçlı emellerini canlı tutmak için kılıktan kılığa girenler, Ötüken dimağını susturmaya, Söğüt çağrısını bastırmaya çalışan bir avuç gafil ve kendini bilmezdir. Müfteri ve münafık diller ne söylerse söylesin, faziletsiz bedenlerde Fatih şanının izi bulunamaz. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet'in sıradanlaştırılmak istendiğini belirtti. Dünden bugüne kuşaklar eliyle intikal eden milli emanetlerin sırrına erişenler, yalana, iftiraya ve ihanete sırtını dönmüş yüksek karakterlerdir. Siyasi çıkar uğruna fethimizi ve Fatih'imizi sıradanlaştırma çabasında olanlar, ecdadımızın hatıralarını sulandıran meczuplardır. Ertuğrul Gazi'yi anma kapsamında açıklama yapan Bahçeli, İdlib'de terör saldırısında şehit olan Mehmetçi'yi de unutmadı. Elleri öpülesi dedemiz Ertuğrul Gazi ve muhterem ahfadı, tekbur hesaplarıyla çembere alınmış bir coğrafyaya asalet ve soylu duruşu getirmiş, zulüm zincirlerini kırıp esaret prangalarını sökerek beşeriyeti şefkat, merhamet ve adil yönetim meşalesiyle aydınlatmıştır. Bugün İdlib'de şehit düşen iki evladımız başta olmak üzere tarihin hangi bir döneminde batıla, haine, caniye, küfre ve mütecaviz maksatlı nice saldırılara direnirken şehit olan cesur yüreklere Cenab-ı Allah'tan gufran niyaz ediyor, yaşayan gazilerimize hürmetlerimi sunuyorum. Böyle ayak oyunlarıyla Türkiye'nin önündeki sorunları çözemezsiniz Sayın Meral Akşener. Ya da İmamoğlu'nu yüceltip Kemal Kılıçdaroğlu'na çelme takarak da olmaz bu işler. Bir milli programla Türk milletinin karşısına çıkmak zorundasınız. Türkiye cephesinde olmak zorundasınız. Aksi halde iktidar olmanız ve kazanmanız mümkün değil. Sayın seyirciler, İkiz Kulelere düzenlenen saldırının üzerinden tam 20 yıl geçti. Amerika Birleşik Devletleri 20 yıldır sözde terörle savaşına ağır bir yenilgi aldı. El-Kaide, DAEŞ'a destek verdiği iddiasıyla ülkeler işgal edildi. Bu işgaller sonucu milyonlarca insan ya öldürüldü ya da mülteci konumuna düştü. Amerika'nın hegemonya iddiasıyla yürüttüğü sözde terörle mücadele artık tıkandı. Washington yönetimi Afganistan'dan arkasına bakmadan çekildi. Herkesin üzerinde uzlaştığı noktaysa 11 Eylül dünyayı değiştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül saldırılarının 20. yılı anılıyor.
11 Eylül saldırısını bahane eden ABD, Asya ve Batı Asya'ya saldırdı. Ülkeleri böldü, terör örgütlerine destek verdi. Orta Doğu haritasını değiştirmeye soyundu. 20 yıl önce bugün hava korsanları tarafından kaçırılan 3 yolcu uçağı, İkiz Kuleleri ve ABD Savunma Bakanlığı binalarını hedef aldı. Beyaz Sarayı vurmak isteyen 4. uçaksa düşürüldü. Yaklaşık 3000 kişi hayatını kaybetti. Saldırıların üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen etkileri hala devam ediyor. ABD tarafından 11 Eylül'ün sorumlusu olarak Osama Bin Laden gösterildi. Dünya kamuoyunun azımsanmayacak bir bölümü ise saldırıları ABD derin devletinin planladığına inanıyor. 11 Eylül'ün ardından ABD'nin ilk hedefi Afganistan'daki Taliban yönetimi oldu. ABD bir ay geçmeden Afganistan'ı işgal etti. Operasyona Taliban yönetimi devredi. El-Kaide lideri Osama Bin Laden saldırıdan 10 yıl sonra 2011'de öldürülse de ABD sözde terörle savaşına devam etti. ABD'nin Afganistan'ı işgalinden bu yana ülkede 50 binin üzerinde sivil ve 2400 civarında Amerikan askeri hayatını kaybetti. Afganistan'ın ardından ikinci hedefse Irak'tı. Irak'ın teröre destek vermesi ve Saddam Hüseyin'in kitle imha silahlarına sahip olduğu yalanlarıyla ABD Irak'a saldırdı. Nisan 2003'te Bağdat işgal edildi. Bağız yönetimi iktidarına son verilirken Saddam Hüseyin yakalandı ve idam edildi. O silahların varlığı ise hiçbir zaman kanıtlanamadı. Arap Baharı ile başlayan kırılmalar ve otorite boşlukları en çok Orta Doğu'daki radikal gruplara yaradı. Irak'ın işgali ve Saddam'ın devrilmesi yıllar sonra yeni bir düşman yarattı. Artık bölgedeki tehdidin yeni adı DEAŞ'tı. ABD ordusu 15 Haziran 2014'ten bu yana binlerce hedefe hava saldırısı düzenledi. Sadece Irak'ta değil, Suriye'de de DEAŞ'a karşı operasyonlar düzenlendi. ABD'nin sözde terörle savaşı sonrası Libya'da parçalandı. Kaddafi öldürüldü. Ülke silahlı gruplar tarafından paylaşıldı. Amerika ise savaşlardan yorgun düştü çünkü 20 yıldır savaştaydı ve kaçınılmaz son yaşandı. ABD kaybetti. Washington yönetiminin başındaki Joe Biden, Afganistan'dan ayrılma planını hayata geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden 11 Eylül'ün yıl dönümü için bir mesaj yayımladı. Biden, çıkarmamız gereken ders birlik olmamızdır dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı. Biden, bizi biz yapan birliktir. Buna göre 11 Eylül'den çıkarmamız gereken ders budur dedi. ABD Başkanı Müslümanların gelişmelerden olumsuz etkilendiğini söyledi. İnsan doğasının karanlık gücünü gördük. Müslüman Amerikalılara barışçıl bir dinin doğru ve inançlı mensuplarına yönelik korku, öfke, kin ve şiddeti gördük. Ulusal birliğimizin gerilediğini gördük. Birliğin hiçbir zaman kırılmaması gerektiğini öğrendik. Bizi biz yapan birliktir. Biden mesajında 11 Eylül'deki saldırılarda hayatını kaybedenleri de andı. Amerikan Başkanı Biden, terör saldırılarında uçakların düşürüldüğü bölgeleri de ziyaret etti. Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın hazırladığı En Uzun Savaş adlı belgeselde Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'da yarattığı yıkım gözler önüne serildi. Belgeselde sivil katliamlardan uyuşturucu bataklığına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan macerası Vietnam benzeri kaçarak bir yenilgiyle sonuçlanıyor. Dünyanın maskarası oldular. 2 trilyon dolarlık işgalde 71 binden fazla sivil öldü. Afganistan'ın tarihinin yok edilmeye çalışıldığı süreçte insan hakları ihlal edildi. Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın hazırladığı En Uzun Savaş adlı belgesel, Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan vahşetini anlattı. Bu ilk değil. Kendi modellerini dayatmaya çalıştılar, yıkıma ve ölüme sebep oldular sözleriyle başlayan belgeselde bu ilk çekilme değil, mutlak başarısızlıkla tüm dünyanın maskarası oldular ifadelerine yer veriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye sözde insan hakları götürmek adına dünyanın en yoksul ülkesi Afganistan'a işgalinin 2 trilyon dolara mal olduğu aktarılıyor.
Belgeselde ABD'nin işgali süresince Afganistan'da 71 binden fazla sivil olmak üzere 241 binden fazla insanın hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ayrıca 37 milyonluk Afganistan nüfusunun 18 milyonunun kıtlık tehdidi altında bulunduğu ve 6,7 milyon Afgan'ın mülteci durumuna düştüğü anlatılıyor. Ayhanum antik kenti gibi Afganistan'da birçok tarihi mekanın hava bombardımanları sırasında yerle bir edildiği, bu saldırılar altında ülkenin tarihsel birikimlerinin de yok edildiği belgesele konu olan ABD vahşetleri arasında. Afganistan'da terörle mücadele ve insan hakları kavramları altında yürütülen ABD işgali süresince birçok askeri harekat sürdürülürken nükleer yıkıma sahip bombalar da kullanıldı. Belgeselde önemli başlıklardan birisi de uyuşturucuydu. Taliban'ın 2000 yılında uyuşturucuyu yasakladığına dikkat çeken belgeselde Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'ı tam bir uyuşturucu cennetine dönüştürdüğü belirtiliyor. Kazanamadılar, onurlu şekilde çekilmeyi beceremediler, soygun düşüşü henüz sona ermedi sözleriyle noktalanan belgesel Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'daki insanlık dışı uygulamalarını gözler önüne serdi. Evet, Amerika'nın kirli ve acımasız yüzünü bilen biliyor da bilmeyenler ya da görmek istemeyenler için güzel örnek haberler bunlar. Yine Amerika'nın kirli ve cani yüzünü gösterecek bir haberle devam ediyoruz. Amerika'nın sivil katliamları tek tek ortaya çıkıyor sayın seyirciler. Son iddia New York Times'ta gündeme geldi. Amerikan ordusunun Kabil havaalanına düzenlenen saldırıya misilleme olarak düzenlediği operasyonda öldürülenin terörist değil, bir yardım derneği görevlisi olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'da terörist diye yardım görevlisini vurdu. Bu iddia New York Times gazetesinde yer aldı. Amerikan ordusu Afganistan'dan çekilirken düzenlenen intihar saldırısında 13 askerini kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Amerikan ordusu da misilleme olarak 29 Ağustos'ta operasyon düzenlediğini açıkladı. Bu operasyonda 10 kişi hayatını kaybetti. Ancak New York Times gazetesi yayınladığı bir görüntüyle kan donduran bir soru sordu. Vurulan kişiler tehdit miydi yoksa yardım görevlisi mi? New York Times'ın videosunda yardım derneği görevlisi Zemari Ahmet'i ailesine götürmek üzere bidonlara su doldururken görülüyor. Bidonlara su dolduran Ahmet'i bir süre sonra beyaz aracıyla ofisten ayrılıyor. Ahmet'i ve beraberindekiler ayrıldıktan sonra 9 kilogramlık Hellfire füzesiyle vuruldu. Amerikan ordusunun keşif uçaklarıyla yaptığı tespitte bidonlara su doldurulmasını patlayıcı doldurulduğu şeklinde yanlış anladığı iddia ediliyor. Zemari Ahmet'in yardım ofisinin güvenlik kameraları ve uydu görüntüleri karşılaştırıldığında saat ve araç hareketleri de uyumlu görünüyor. Amerikan ordusunun Ahmedi'nin aracını terörist aracı zannederek vurduğu iddiasına henüz Pentagon'dan açıklama gelmedi. NATO, Afganistan görevi ve çekilme sürecine ilişkin soruşturma başlattı. Genel Sekreter Stoltenberg'e göre Afganistan misyonundan gelecekteki benzer görevler için çıkartılması gereken dersler var. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan görevi ve geri çekilme sürecine ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı. Alman Weltanschauung gazetesi için bir yazı kaleme alan Genel Sekreter, son birkaç haftadaki olaylar Afganlar için trajik ve onları destekleyen herkes için şoke edici oldu dedi. Afganistan misyonundan gelecekteki benzer görevler için çıkartılması gereken dersler olduğunu vurgulayan Stoltenberg, NATO'nun angajmanı ile ilgili olarak şimdi dürüstçe sorulması gereken birçok zor soru var. Bundan ders almalıyız, değerlendirmesini yaptı. Genel sekretere göre NATO'nun gelecekte benzer görevleri olmaya devam edecek. Stoltenberg, destekleyecek güçlü ve güvenilir silahlı kuvvetler olmadan diplomasi başarısız olur, caydırıcılık çatışmayı önleyebilir ifadelerini yazısına ekledi. Rusya ile Belarus başta olmak üzere bölgede dengeleri altüst edecek bir karara imza attı sayın seyirciler. Avrupa'nın çeşitli yaptırımlarla zayıflatmaya çalıştığı Minsk yönetimi Rusya ile birleşmenin önünü açacak 28 maddelik bir anlaşma imzaladı. Rusya ile Belarus birleşiyor.
Avrupa'nın siyasi ve ekonomik yaptırımlarıyla karşı karşıya olan Belarus yönetimi, Rusya ile birleşmenin önünü açacak anlaşmayı imzaladı. Kararı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin duyurdu. Rus lider, 28 maddelik Rusya-Belarus Birlik Devleti programı üzerinde mutabık kalındığını belirtti. Putin'le Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, Kremlin Sarayı'nda yaklaşık 3,5 saatlik görüşme yaptı. Ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Lukashenko ile 28 maddelik Birlik Devleti'nin programı üzerinde konuştuklarını belirten Putin, "Bugün 28 maddelik programın tümünün kabul edildiğini memnuniyetle belirtmek isterim." ifadesini kullandı. Program, genel olarak iki ülkenin ekonomisinin çeşitli alanlarını birleştirmeyi, ortak finans ve enerji piyasaları oluşturmayı, ortak sanayi ve tarım politikaları uygulamayı amaçlıyor. Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko programla ilgili "entegrasyon Belarus ve Rus halkı için karşılıklı çıkar özelliği taşıyor" ifadesini kullandı. Lukashenko, Birlik Devleti programının iki ülkenin ekonomi kurumları için eşit şartlar sağladığına dikkat çekti. Öte yandan Rusya ve Belarus'un ortak tatbikatı sürüyor. Zapad 2021 ortak askeri tatbikat NATO ile gerginliğin en üst düzeye çıktığı dönemde batı sınırlarında başladı. Tatbikat Rusya'nın Nizhny Novgorod Oblast'ındaki poligonda gerçekleşti. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS Liderler Zirvesi tarihi bir oturum gerçekleştirdi. Sonuç bildirgesinde dünyaya Birleşmiş Milletler'in yapısında ve uluslararası sistemde reform çağrısı yapıldı. BRICS'in gündemi yeni uluslararası sistem oldu. Zirvede önemli mesajlar verildi. Dünya nüfusunun %40'ından fazlasını ve gayri safi yurt içi hasılasının %25'ine yakınını oluşturan BRICS'in 15. yıl dönümü kutlandı. 13. BRICS zirvesinde liderler siyasi, güvenlik, ekonomik, finansal ve kültürel etkileşim olarak işbirliğini geliştirme taahhüdünü yineleme sözü verdi. Zirve sonrası 74 maddelik bildirge yayımlandı. Birbirine bağlı ve küreselleşmiş bir dünyada herkes güvende olana kadar hiç kimsenin güvende olmadığını kabul ediyoruz ifadeleriyle uluslararası topluma terör ve güvenlik sorunlarında işbirliği çağrısı yapıldı. Bildirgenin çok taraflı sistemi geliştirme ve reform bölümünde dikkat çeken vurgular yer aldı. Birleşmiş Milletler'in başlıca organlarına yönelik reform çağrısını yineliyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformuna ilişkin tartışmalara yeni bir soluk getirmeyi ve genel kurulu canlandırma ve ekonomik ve sosyal konseyi güçlendirme çağrılarını sürdürmeyi yeniden taahhüt ediyoruz. 2005 Dünya Zirvesi sonuç belgesini hatırlatıyor ve daha temsili, etkili ve verimli hale getirmek ve gelişmekte olan ülkelerin temsilini arttırmak amacıyla Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler'in küresel zorluklara yeterince cevap verebilir, kapsamlı bir reformuna duyulan ihtiyacı yeniden teyit ediyoruz. Afganistan meselesi de gündem başlıkları arasında yer aldı. Şiddetten kaçınılması ve durumun barışçıl yolla çözülmesi çağrısında bulunuyoruz. Ülkede istikrar, iç barış, hukuk ve düzenin sağlanması için kapsayıcı bir Afgan içi diyaloğun geliştirilmesine katkıda bulunma ihtiyacını vurguluyoruz. Öte yandan, Hamid Karzai, Kabil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki saldırılar kınandı. Bildirgede insani durumu ele alma ve kadın, çocuk ve azınlık hakları da dahil olmak üzere insan haklarını koruma ihtiyacını vurguluyoruz denildi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin 26. Olağan Genel Kurulu İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı. Olağan Genel Kurulu sonucu MÜSİAD'ın Genel Başkanı değişti. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kağan görevi Mahmut Asmalı'ya devretti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurulda yaptığı konuşmada yerli savunma sanayiye vurgu yaptı. Sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin 26. olağan genel kurulu toplandı. MÜSİAD tam anlamıyla bir amiral gemisi misyonu üstleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı MÜSİAD 26. olağan genel kurulu İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Kooperatifçiliğini destekleyen çalışma. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kağan görevi yeni MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'ya devretti. Siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın. Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda konuştu. İfadeyle MÜSİAD, milletin bizatihi kendisine ait bir kuruluştur. Erdoğan, savunma sanayide yerlilik vurgusu yaptı. Savunma sanayi başta olmak üzere, teknolojiye dayalı üretimde,
Türkiye kendi markalarını çıkartır ve tüm dünyaya kabul ettirebilir bir seviyeye gelmiştir. Cumhurbaşkanı büyüme, istihdam ve üretimdeki kötü tabloyu değerlendirdi. Millet olarak Batı'nın bugünkü güvenlik ve refah seviyesinin temelini oluşturan sanayi devrimini kaçırdığımızı görüyoruz. Daha doğrusu bizi adeta can derdine düşürenler bilinçli olarak bu sürecin dışında kalmamızı sağladılar. Bugün 28 Şubat kumpas davasında yargılanan 13 emekli generalin rütbesi söküldü. Genelkurmay Personel Başkanlığı rütbesi sökülmesi istenen dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı Kor General Hakkı Kılınç'ın dosyasını ayırdı. Ayrılan dosya İçişleri Bakanlığı'na gönderildi. 28 Şubat davası bir FETÖ kumpas davasıdır. FETÖ'nün kumpasında yargılandılar, şimdi de rütbelerinden oldular. FETÖ'nün kumpasını gerçekmiş gibi onaylamak kesinlikle hukuk dışı bir olaydır. 28 Şubat kumpas davasında müebbet hapis cezası kesinleşen 14 emekli general için rütbelerinin de sökülmesi kararı alınmıştı. Karar doğrultusunda Genelkurmay Personel Başkanlığı ilgili işlemin yapıldığını Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bildirdi. Rütbe sökme işlemi 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu 30. maddesi ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu 50. maddesi gereğince yapıldı. Cezaevine gönderildikten sonra rütbeleri sökülen isimler arasında emekli orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi ve İlhan Kılıç bulunuyor. Emekli kor generaller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar, emekli kor amiral Aydan Erol, emekli tüm generaller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğ general İdris Koralp'in de rütbesi söküldü. Rütbesi sökülmesi istenen dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı Kor General Hakkı Kılınç'ın dosyası ise ayrıldı. Ayrılan dosya İçişleri Bakanlığı'na gönderildi. Evet, biz Türkiye olarak yargının altın çağını yaşamak istiyoruz. Yoksa FETÖ'ye ve PKK'yı sevindirecek yargı kararlarını istemiyoruz Türkiye olarak. Sayın seyirciler, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitime ilişkin bilgi verdi. Bakan Özer bugün itibarıyla geçen haftalık eğitim süreci içerisinde COVID-19 vakası nedeniyle kapatılan eğitim öğretime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır dedi. Yaklaşık 850 bin dersliğimiz ve 57.108 okulumuz eğitim öğretim faaliyetinde aktif olarak yer almaktadır. Bugün itibariyle geçen haftalık eğitim süreci içerisinde COVID vakası nedeniyle kapatılan eğitim öğretime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. Sadece sınıflardaki Sağlık Bakanlığı ile birlikte belirlemiş olduğumuz kriterler çerçevesinde yüz yüze eğitime ara veren sınıflarımız bulunmaktadır. Bunlar da yaklaşık 200 civarında sınıfımız COVID vakası nedeniyle veya yakın temas nedeniyle eğitim öğretime 14 gün ara verip dijital platformlar üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu EBA TV ve diğer dijital platformlar üzerinden eğitim öğretime devam etmektedir. Dolayısıyla 6 Eylül itibariyle yüz yüze eğitime COVID-19 salgını koşulları altında başlamamız ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu, Sağlık Bilim Kurulu'nun onaylamış olduğu kriterleri uygulamanın ne kadar başarılı sonuçları verdiğini de sahada görmüş olduk. Yani yaklaşık 850 bin derslikten sadece 200 dersliğimizde COVID vakası nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmiş oldu. Bu nedenle inşallah bundan sonra da gerekli tüm tedbirlere uyarak ve illerimizde gelişecek yeni durumları da gözden geçirerek sahada, özel, lokalde yaygın olmayan problemlere de yeni çözümler üreterek eğitim öğretime inşallah yüz yüze devam edeceğiz. İçişleri Bakanlığı E-Devlet kapısına yeni bir hizmet daha ekledi. Buna göre 15 yaş altı çocukların kimlik kartı başvuruları E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Elektronik ortamda sunulan kamu hizmetlerinin sayısı ve nitelikleri her geçen gün artıyor.
Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun duyurduğu hizmet başladı. Vatandaşlar nüfus müdürlüklerine gitmeden 15 yaşını tamamlamamış çocuklarının kimlik kartı başvurularını E-Devlet üzerinden yapabilecek. Vatandaşların başvurudan önce kimlik kartı değerli kağıt bedelini yatırması gerekiyor. Bunun için vergi dairesi müdürlüklerine başvurulabilir ya da internet üzerinden sanal POS uygulamasıyla ödeme yapılabilir. Ödeme yapıldıktan sonra E-Devlet üzerinden başvurunun ne amaçla yapıldığı, kimlik kartının hangi adrese ve kime teslim edileceği bilgileri seçilecek. Böylelikle başvuru tamamlanmış olacak. Başvurusu yapılacak çocuğun Merkezi Nüfus İdaresi sisteminde kayıtlı açık adresinin bulunması gerekiyor. Çocuğun son 6 ay içerisinde yapılmış kredi kartı veya pasaport başvurusu varsa sistemde kayıtlı fotoğrafı kullanılacak. Kimlik kartının teslimatı ile ilgili sadece yurt içi adresi seçilebilecek. Memur Sen Konfederasyonu, kamu görevlilerinin yeni anayasadan beklentilerini açıkladı. Konfederasyon, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması, görev yasağının son bulmasını ve Yüksek Hakem Kurulu'nun yapısının değişmesini istedi. Çalışma koşulları ve ortamı, ayrıca öngörülen ücretler insan onuruna, saygın iş ilkesine uygun olarak tasarlanmalıdır. Toplu sözleşmenin kapsamının daraltılmasına kamu görevlilerinin %91.6'sı itiraz etmektedir. Yeni anayasa üzerinde siyasi partilerin çalışması sürerken, işçi ve memur cephesi de çalışma hayatındaki sorunlara yönelik kendi öneri metinlerini hazırlıyor. Bu kapsamda Memur Sen, Genar Araştırma Şirketi ile birlikte kamu görevlilerinin yeni anayasadan beklentilerini içeren bir saha çalışması yaptı. Ehliyet ve liyakat ilkesinin sağlıklı uygulandığı bir model mutlaka ama mutlaka geliştirilmeli ve anayasa bunu teminat altına almalıdır. 5586 kamu görevlisiyle yapılan araştırmanın sonuçlarını Genel Başkan Ali Yalçın açıkladı. Bütün kamu görevlileri ve emekleri sendika kurma ve üye olma hakkına sahip olmalıdır. Memurların yeni anayasada değiştirilmesini istediği sorunların başında örgütlenme hakkı, grev yasağı ve sözleşmeli çalışma geldi. Kamu görevlilerinin örgütlenme özgürlüğü önündeki kısıt ve sınırlamalar kaldırılmalı ve örgütlenme özgürlüğü anayasal teminat altına alınmalıdır. Kamu görevlileri sendikacılığında toplu pazarlık hakkını zedeleyen, hak kayıpları yaşanmasına neden olan grev yasağı kesinlikle kaldırılmalıdır. Kamu görevlilerinde statükonun gereği olarak kadrolu istihdam dışındaki modeller istisnalar dışında uygulanmamalıdır. Yine kamu görevlilerinin %86.9'u örgütlenme haklarının teminat altına alınması gerektiğini düşünmektedirler. Kamu görevlilerinin %80.5'i grev yasağına karşıdır. Memurlar Yüksek Hakem Kurulu'nun yapısında da değişiklik talep etti. Mutlaka ama mutlaka bağımsız, adil karar verebilecek hüviyette bir yapı kurgulanmalıdır. Kamu görevlilerinin %89.9'u yani %90'a yakını desteklemektedir. Son günlerde sütün litre fiyatı marketlerde 10 lirayı buldu. Oysa üretici 3 liraya satıyor. Aydın Süt Üreticileri Birliği Başkanı Servet Başkaya ulusal kanala konuştu. Besicilerin selası verildi. Cenazeyi kaldıracak imam arıyoruz dedi. Büyükbaş hayvan yetiştiricileri süt fiyatlarının düşüklüğü nedeniyle zor günler yaşıyor. Aydın Süt Üreticileri Birliği Başkanı Servet Başkaya ulusal kanala çarpıcı açıklamalar yaptı. Besici ve sütçünün selası verildi, cenazeyi kaldıracak imam arıyoruz. Besiciler yem ve girdi fiyatlarındaki aşırı artışın pençesinde. Başkaya, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir 3 yan paritesini kabul ettiğini, buna göre süt fiyatının 4 liranın üzerinde olması gerektiğini söyledi. Ancak besicilerin sütü 3 lira 20 kuruşa sattığını vurguladı. Mevcut girdilerin hesabını yaptığımız zaman 60 kuruş 70 kuruş biz zarardayız. Adam 5 ton süt üretiyorsa 3 bin lira zarar ediyor. 50 ton üretiyorsa 30 bin lira, 100 ton üretiyorsa 60 bin lira zarar ediyor demektir yani. Küçük üreticilerse daha mağdur durumda. 15 kuruşla 20 kuruşunu toplama, soğutma masrafı olarak kesiyorlar ve küçük üreticinin eline de 3 bin lira para geçiyor. Başkaya, desteklemelerin 30 kuruştan 20 kuruşa düşürüldüğünü söyledi, yükseltilmesini istedi. 60 kuruş olmalı ve bizim zararlarımız iyi bir şekilde karşılanmalı derim. 2020 yılı buzağı desteklerinden 4 aylık duruyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan mesela diyelim ki 3 aylık her şey hazır.
desteklemeler hala daha ödenmedi. Gerçi şu günlerde bir yeni takvim belirlediler. İnşallah bu ayın sonuna kadar öderler. 9 ay bitmiş, hala desteklemeleri ödemiyorlar. Canlı hayvan ithalatının da derhal durdurulması talep ediliyor. 55 bin adet ithal edecek diye lafları edildi. Sadece Aydın ve İzmir 55 bin danayı tamamlarız biz. Kur ayarlamasında gittiğimiz zaman canlı ağırlık 28 lira, 27,5 lira, 29 lira yerine göre yükseliyor, azalıyor. Ya kardeşim benim ahırımdaki danaları alın 25 liradan canlı ağırlık üzerinden. Satamıyorum ben. Satacağım, yem alacağım, ot alacağım, çöp alacağım. Sütün litre fiyatı marketlerde 10 lirayı buluyor. Başkaya bundan marketleri sorumlu tutuyor. Süt fiyatlarında süt sanayicisi veyahut da mandıracılar, imalatçıların kusuru çok az. Türkiye'deki sadece süt değil, bütün gıda sektörünü marketçiler teslim aldı. Şu anda fiyatları belirleyen marketçiler. Besiciler yasa çıkarılmasını istiyor. Kar marjlarını belirleyen bir yasa çıkarılmalı. İkincisi de gıda sektöründeki nakliyeler dahil KDV oranları da bir düzene sokulmalı derim. Evet, üretici ne diyorsa doğrudur efendim. Kulak verelim, sorunlarını çözmeye çalışalım. Biz ulusal kanal olarak her zaman onların yanındayız. Onları destekliyoruz. Çiftçimizin, köylümüzün, üreticimizin yanındayız. Çünkü onlar biliyoruz ki milletimizin efendisi. Onlar bu memleketin gerçek kahramanları ve acil çözümler bekliyorlar. Haberimizde de izlediğiniz gibi. Salgın nedeniyle krizin eşiğine gelen kırtasiye esnafı tam da okulların açıldığı bu zamanda nefes alacaktı ki günden güne büyüyen başka bir sorunla karşı karşıya kaldı. Zincir marketlerin kırtasiye ürünleri satması onları zorluyor. Duruma tepki gösteren kırtasiyeciler yetkililerden kalıcı çözüm bekliyor. Ben bugün daha 20 lira almadım. Beklediğimiz gibi bir açılış olmadı pandemiden sonra. Biz bunu hak etmiyoruz. Kimi gün boyunca yok denecek kadar az satış yapabiliyor, kimi ise siftah bile yapamadan dükkanını kapatıyor. Tam da okulların açıldığı bu zamanda iş yapacaklardı ki olmadı. Salgın sebebiyle krizin eşiğine gelen kırtasiyeci esnafını zincir marketlerin kırtasiye satışı yapması ekmeklerinden etti. Okullar açıldı, sevindik. Birkaç küçük iş haricinde maalesef. İşte bakın dükkanımız okulun açıldığı daha ilk haftanın içindeyiz. Hiç kimse yok. 2 yıldır zaten bu sektörler çok ciddi darbe aldı. Okullar kapalı. Sadece konu komşuya bir iki klasör satmayla yürümez ki. Kırtasiye esnafı okul sezonu için hazırlıklarını yaptı. Raflar ürünlerle dolduruldu ancak beklenen satışlar yapılamadı. Ürünler rafta kaldı. Borçlar da katlanarak arttı. Bu AVM'ler böyle davrandığı sürece küçük esnaf bence yok olacak. Kaybolup gideceğiz yani. Cüzi de olsa bir kredi verdi. İnanın onu ödeyemiyoruz şu anda. Toptancılara tabii herkesin borcu var. Ödeyemedik. Satamıyoruz ki mallar duruyor. Yani aldığımız malın %1'i ancak satılmadı daha. Okulların açılmasıyla zincir marketlerde çok sayıda kırtasiye ürününü raflarına koyarak satışa başladı. Kırtasiyeciler bu duruma tepkili. Ucuz gösteriliyor. Belki de birçok üründe biz daha aşağıdayız ama bizim reklam şansımız yok. Onlar tır bazında alıyor. Bizim 12 ay mal satan firmalar onlara 15 günlük, 1 aylık mal veriyor. Yani böyle bir sistemde bizim yaşama şansımız yok ki. Benim alış fiyatım onu sattırıyor. Biz rekabetle kiramı ödeyeceğiz, eleman mı çalıştıracağız, borçlarımızı mı ödeyeceğiz? Onlar küçük esnafa sahip çıkılsın, bir esnaf kolu daha yok olmasın istiyor. Bunlar şimdi bu hafta bu işin kaymağı bitince inanın iade edecekler. Bizim bir tane ne iade şansımız olur olmaz zaten yani böyle bir dünya yok bizlere. Onlara verdikleri fiyata zaten bize vermiyorlar. Şu an mesela fotokopi kağıdını benim aldığım fiyata zincirler satıyor. Nasıl rekabet edelim? Kırtasiye esnafı her okul sezonunda yaşadığı bu soruna artık kalıcı bir çözüm istiyor. Devlet el atmak zorunda buna. Marketler yasasını uygulasalardı, şehrin içinde bu kadar üç harfliler olmasaydı bütün esnaf yaşayacaktı. Zincir marketlerin biraz daha kendi işlerine bakmaları gerek. Elmayı manavdan alın, kırtasiyeciden alın. Aydın'ın Buharkent ilçesinde kapalı pazar yeri projesi İlçeye yeni bir okul kazandırdı. Buharkent Belediyesi Anadolu Lisesi öğrencileri yeni ders yılına yeni okul binasına girdi. Aynı projeyle ilçe kent meydanına ve toplu konutlara da kavuşacak.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde örnek bir proje hayata geçti. Projeyle ilçe bir okul, bir kapalı pazar yeri, bir kent meydanı ve bir toplu konut sitesi kazanacak. Okul inşaatı şimdiden tamamlandı ve yeni ders yılına yetişti. Kent meydanının olduğu bölgede eski bir okul vardı. O alana pazar yeri yapmamız gerekiyordu. Orayı almak istedik milletimden. Tabii milletim bize bir şart koştu. Onun yerine bize okul yaparsınız, biz orayı veririz dedi. Tamam dedik biz de. Bu okulu o sebeple yaptık ve arsaları takas ettik şimdi. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 24 derslik okulun 7 milyon liralık bir yatırım olduğunu söyledi. 2020 Haziran'da başladı. 2021 Haziran'da tam bir senede bitirdik. Çok kısa sürede bitirdik okulu. Hafta başında da çocuklarımız kendi sınıflarında, derslerinde eğitime başladılar. Buharkent Belediyesi Anadolu Lisesi öğrencileri yeni ders yılına yeni okul binasında girmekten memnun. Yeni bina çok güzel. İkinci mezun biz olacağız. Bizim için daha güzel bir şey. Daha geniş, daha ferah. Evet, yeni sıralarımız çok güzel. Derslerimiz boş geçmiyor yani. Sıralarımız güzel. Yeni olması, bir de ilk öğrencileriyiz. Eski okul binasının bulunduğu arsaya ise kapalı pazar yeri inşa edilecek. Burası 5 senedir falan bu şekilde eğitim öğretimden uzak kalmış bir alandı. Atıl haldeydi. Pazarımızı görüyorsunuz. Çadırlar kuruluyor. Yağmur, çamur falan bayağı sıkıntılı. Bizim pazar yerine acil ihtiyacımız vardı. Otopark sorunu da biliyorsunuz yaşanıyor şimdi. Çok kargaşa, kalabalık. 3 katlı pazar yerinde 100 araçlık otopark, yürüyen merdivenler ve asansörler bulunacak. 2022'nin başında burada pazar yeri inşaatına başlamış oluruz. 7500 metrekare bir pazar alanına kavuşacağız. Modern bir pazar yerine kavuşmuş olacağız. Pazarcılarımızı buraya taşıdıktan sonra pazardan çıkanların dinlenebileceği, oturup çayını kahvesini içebileceği bir güzel kent meydanına kavuşacağız inşallah arkasından da. Bir taşta aslında 3 kuş vurmuş oluyoruz biz. Okul yapmakla pazar yeri yapacağımız arsaya kavuşuyoruz. Pazar yerine kavuşuyoruz. Onun sayesinde de kent meydanına kavuşmuş oluyoruz. Buharkent Belediyesi küçük bir belediye. Bu sebeple 7 milyon liralık okul inşaatına kaynak bulmak amacıyla toplu konut projesi başlatıldı. Buharkent organize sanayi bölgesiyle biliyorsunuz gelişiyor, büyüyor. Yarın konut ihtiyacı da artacak. Şimdiden de hazırlıklı olmak lazım diye düşündük. Güzel bir proje oldu. Belki Buharkent'in en güzel noktasında ve en iyi dairelerini Buharkent Bürosu bizler yapıyoruz. Hem Buharkent'in konut ihtiyacına karşılamak hem de okul yaptık. Okulun finansmanına kaynak bulmak maksadıyla yapmıştık. Cazip fiyatlarla konut sahibi olma fırsatı ise ilçede büyük ilgi gördü. 43 konut ve 4 dükkandan oluşan projeye 47 konut daha eklendi. Şimdi 3+1'leri biz 323 bin lira ile 335 bin lira civarında o arada şerefiye paylarına göre daire daire belirledik. 2+1'lerin fiyatları da 260'dan 270 bin lira arasında ki Buharkent'in piyasası şu an konut piyasasına baktığınız zaman çok altındadır. 90 dairelik güzel bir site oluşuyor. Toplu konut inşaatının Ekim ayında tamamlanması ve dairelerin teslim edilmesi planlanıyor. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının Ege Denizi'ndeki insanlık dışı uygulamaları devam ediyor sayın seyirciler. İzmir, Muğla ve Balıkesir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildiği tespit edilen 173 düzensiz göçmen yapılan operasyonlarla karaya çıkarıldı. Tüm dünyanın gözünü kapattığı Ege Denizi'nde Yunanistan'ın insanlık dışı tutumu sürüyor. Yunanistan unsurları kara sularına geçen göçmenlerin ya botlarını batırıyor ya da can salına bindirip Türk kara sularına itiyor. İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 34 göçmen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından kurtarıldı. Seferihisar ilçesinde de 2 can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğunun bilgisini alan ekipler harekete geçti. 25 düzensiz göçmen başarılı operasyonla karaya çıkarıldı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurları tarafından itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenlere Cunda Adası'nda yiyecek, giyecek ve tıbbi malzeme yardımı yapıldı. Benzer görüntüler Muğla'dan da geldi. Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı çiftlik koyu mevkiinde bulunan 24 düzensiz göçmen ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Gökçeburnu üzerinde Yunanistan tarafından itilen 8 göçmen ise yüzerek karaya çıktı. Türk sahil güvenlik ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Ekipler bölgeye gelerek göçmenleri mahsur kaldığı alandan kurtardı. Datça ilçesinde Yunanistan unsurlarınca itilen fiber tekne içerisinde 8, Bodrum ilçesi açıklarında ise lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen denizin ortasından kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüklerine sevk edildi. Sonra da kalkıp insan hakları güzellemesi yapıyorlar. Hak, hukuk, adaletten bahsediyorlar. Gerçekten pes. Ankara'da feci bir kaza meydana geldi sayın seyirciler. Kontrolden çıkan yolcu otobüsü sürüklenmenin etkisiyle alev aldı. Bir kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü yandı. Bir kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Bodrum-Ankara seferini yapan yolcu otobüsü Çankaya ilçesinde kontrolden çıktı, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs alev aldı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale edildi ancak müdahale sonuçsuz kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ardından yangın söndürüldü. Soğutma çalışması yapıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerinde ise incelemeler devam ediyor. Doğu Afrika ülkesi olan Etiyopya'da bugünlerde yılbaşı hazırlığı vardı. Ülke 2014 yılına giriş yaptı. Ülke aynı zamanda kendine özgü saat dilimi de kullanıyor ve onlar için gün gece 12'de değil sabah 6'da başlıyor. Doğu Afrika ülkesi olan Etiyopya 2014 yılına girdi. Onlar miladi takvimi yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden takip ediyor. Etiyopya kendine özgü takvim ve saat sistemi kullanıyor. Etiyopya takvimi güneş esaslı bir takvim. Etiyopya ve Eritre Hristiyanları için dini bir takvim olarak kabul ediliyor. Ayrıca Etiyopya devleti tarafından tüm resmi işlerde kullanılıyor. 2014 yılına giren ülkede halk çarşı pazara akın etti. Yılbaşı hazırlıkları tamamlandı. Başbakan Abiy Ahmed yeni yıl öncesi kutlama mesajı yayımladı. Başkent Addis Aba'daki yaşlı ve engellilere yılbaşı hediyesi dağıttı. Ülkede yılın ilk günü Enkuta Taşı olarak anılıyor. Yağış mevsiminin sona ermesi ve hasat döneminin başı olarak da kabul ediliyor. Etiyopya takvimi miladi takvimdeki tarih ilerleyişini yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden takip ediyor. Mısır'daki Kıpti Hristiyanların kullandığı takvimle benzerlik gösteriyor. Etiyopya takviminde 30 günden oluşan 12 ayla 5 veya 6 artık günü içeren 13. ay bulunuyor. Etiyopya halkının kendine özgü kullandığı saat dilimi de var. Buna göre Etiyopya için gün gece 12'de değil, sabah saat 6'da başlıyor. Gün 12 saatlik iki farklı bölümden oluşuyor. 12 saatlik ilk saat dilimi saat 6'da, ikinci saat dilimi ise 18'de başlıyor. Turizmin göz bebeği Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali başladı. 49.sü düzenlenen festivalde Niran Ünsal sevilen şarkılarıyla dinleyicileri büyüledi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen 49. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Festivaldeki konserlerde ilk olarak sahneyi Gencer Savaş Bandosu aldı. Sevilen şarkıları icra eden bando, dinleyicilere keyifli bir gece yaşattı. Türk halk müziği eserlerinin de yer aldığı konserde, dam başında sarı çiçek gibi Ürgüp türküleri de seslendirildi. Gencer Savaş Bandosu'nun ardındansa sahneye Niran Ünsal çıktı. Unutulmaz şarkılarını seslendiren Ünsal'a konseri takip eden vatandaşlar da eşlik etti. Öte yandan konser alanına getirilen çok sayıda sıcak hava balonu da görsel şölen oluşturdu. Trakya'nın asırlık geleneği, yörede Pavli olarak anılan Pehlivanköy panayırı renkli görüntüler oluşturuyor. İlk kez 1910 yılında kurulan, geçen yıl salgın nedeniyle iptal edilen panayır bu yıl 111. kez misafirlerini ağırlıyor. Asırlık gelenek Pavli eğlence ve müzikleriyle Trakya'ya renk katıyor. Eğleniyoruz.
Luna Park'ımız var, arkadaşlarımız var, akrabalarımız var, onları görüyoruz. Pavli Panayır'ı Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde belediye tarafından Ergene Nehri yakınındaki 110 dönümlük alana kuruldu. Panayır'da Luna Park, açık hava lokantaları, sanıyoruz haberin görüntüsünde bir sorun oldu. Düzelttiğimiz takdirde gerek duyarsak ve zamanımızda kalırsa haberi sizlerin nezdinde tamamlatmış oluruz efendim. Devam edelim. Karadeniz'in eşsiz doğal güzelliğiyle dikkati çeken Ordu'daki Çambaşı Yaylası turizm sezonunda ziyaretçilerin uğrak yeri oldu. Bölge manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor. İzleyelim. Bunlar çok güzel oluyor. Herkes çıkıp gelsin buralara. Yemyeşil doğası, mis gibi havası. Ordu'nun Çambaşı Yaylası. Ordu'nun turistik alanlarından 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası yeşilin her tonunu barındırıyor. Eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor. Her şey o kadar harika ki doğası, oksijeni, insanları. Yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler şehir gürültüsünden uzak deniz turizmini alternatif doğada vakit geçirmenin tadını çıkarıyor. Ziyaretçiler yöresel ürünleri satın alma fırsatı da buluyor. Hem piknik yapıyor hem de fotoğraf kareleriyle manzarayı ölümsüzleştiriyor. Temiz hava almaya çıktık. Hava çok güzel, çok temiz. Vaktimiz oldukça geliyoruz buraya. Yaylada yaz sezonu yeni tip koronavirüse karşı aşılama oranının artması sayesinde geçen yıla göre daha hareketli geçti. Geç başlamak zorunda kaldık. Ama Temmuz ve Ağustos'un 20'sine kadar olan zamanda çok hareketli geçti. Özellikle Avrupa'da yaşayan Türkler. Çambaşı Yaylası yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Yılın her mevsiminde çeşitli kuşların görülebildiği park bugünlerde ziyaretçilerini bekliyor. 5137 metre rakımla yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı eteklerinde bulunan milli parkla da dikkat çekiyor. Ağrı Dağı Milli Parkı yılın dört mevsiminde birçok habitat tipiyle farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Kuşlar için bulunmaz imkanlar sunan Milli Park bugünlerde rengarenk kuşlarla dolup taşıyor. Iğdır Üniversitesi Kuş Merkezi Müdürü Emrah Çelik, bölgedeki habitat alanlarının hayvanlar için önemine vurgu yaptı. Ağrı Dağı'nın kaynak sularıyla beslenen bulakbaşı sulak alanı, sazlık, bataklık, çayırlık ve birçok farklı habitat tipiyle yılın dört mevsiminde birçok farklı kuş türüne ev sahipliği yapmakta. Özellikle yılın bu dönemlerinde suyun azalmasıyla birlikte oluşan bataklık alanlar, balıkçı kuşları olmak üzere birçok farklı kuş türünün uygun besleme alanlarıdır. Ağrı Dağı Milli Parkı'nı birçok göçmen kuş da geçici konaklama alanı olarak kullanıyor. Emrah Çelik, Milli Park'ta gözlemlenen bazı kuş türleri hakkında bilgi verdi. Erguvanı balıkçıl kuş türü transit bir türdür. Ve bu türü biz burada görüntüledik. O alanda beslenirken onun yanında gri balıkçıl, sığır balıkçıl, büyük balıkçıl ve küçük akbalıkçıl türleri de burada görmek mümkün. Birçok kuş popülasyonuyla dikkat çeken Ağrı Dağı Milli Parkı, yılın dört mevsimi kuş gözlemcilerinin sıklıkla ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor. Sivas'ta Hititlerin en önemli tapınağı gün yüzüne çıkıyor. Kazı çalışmaları için ön hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalar Sivas şehri için oldukça önemli. Araştırmalara göre Hitit medeniyetinin büyük olasılıkla Sivas bölgesinde oluştuğu ve buradan yayıldığı düşünülüyor. Sivas'ta Hititlerin tapınağı gün yüzüne çıkarılacak. 3800 yıllık Hitit şehri Kayalıpınar'da çalışmalar başladı. Yıldızeli ilçesi Kayalıpınar köyünde kazı çalışmaları için ön hazırlıklar tamamlandı. Hitit medeniyetini aydınlatacak, bu bölgeyi Sivas bölgesine aydınlatacak ve Hititlerin diğer medeniyetlerle ve coğrafyalarla yaptıkları yazışmalar da aydınlatılacaktır. Kazı başkanı öğretim üyesi Doktor Çiğdem Maner, ortaya çıkarılması planlanan tapınak hakkında bilgi verdi. Tapınak metinlerde bahsi geçiyor. Filolog Profesör Oğuz Soysal'ımızın dediğine göre 14 oda olarak bahsediliyor.
Kayalıpınar'ın Hattuşaş'tan sonra bir dönem Hititlere başkentlik yaptığı biliniyor. Burada tabii ne bulacağımızı şu an bilemiyorum ama işte mesela en güzeli ne olabilir? Tanrıça'nın heykeli. Çünkü heykelden de bahsediliyor ya da heykellerden bahsediliyor. Hitit döneminde tapınağın nasıl kullanıldığı ve ne tür bilgiler verdiği konuları da gün yüzüne çıkacak. Kazıların ilk başladığı dönemden itibaren çıkarılan parçalar özenle muhafaza ediliyor. Kazıların ilk başladığı dönemlerden itibaren birikmiş malzeme, toplanmış malzeme var. Tabii biz bunları burada belli bir düzende tutmak zorundayız ki burada daha sonra çalışacak olan bilim insanları da rahatça kullanabilsin. Araştırmalara göre Hitit medeniyetinin büyük olasılıkla Sivas bölgesinde oluştuğu ve buradan yayıldığı öngörülüyor. Bu yerleşmeler Hitit medeniyetinin büyük olasılıkla bu Sivas bölgesinde oluştuğunu ve buradan yayıldığını göstermektedir. Antalya'nın demir adamı Avrupa ve dünya ikinciliğine kadar yükseldi. Şimdi de triatlonda dünya şampiyonu olmayı hedefliyor. O tam 72 yaşında. Çevresinde bitmek bilmeyen enerjisiyle tanınıyor. Ona demir adam diyorlar. MR taraması. 72 yaşındaki demir adam Ali Bıdı, milli sporcu ve aynı zamanda iş insanı. Milli sporcu nasıl olunur dedim. Dediler ki önce 1900 metre yüzeceksin, 91 kilometre per saat, arkasından 21 kilometre koşacaksın dedi federasyon başkanımız. Ve bunu bitirdim. Milli sporcu olarak Avusturya'ya gittim. Sporculuk kariyerinde birçok başarıya imza atmış. Şimdiki hedefi ise 7 yıl önce başladığı triatlonda dünya şampiyonu olmak. 2014'te triatlon sporuyla tanıştım. İyi ki tanışmışım. Triatlon sporunda üçü bir arada: yüzme, bisiklet, koşma. 3 çocuk ve 7 torun sahibi Ali Bıdı spor için mekan tanımıyor. Her sabah en az 10 kilometre koşuyor, yüzüyor, bisiklete biniyor. Ülkemi yurt dışında Avusturya'da temsil ettim, İtalya'da, Fransa'da. Bugüne kadar onlarca madalya ve kupa kazanmış. En son 5 gün önce Sırbistan'da yapılan triatlon Balkan Şampiyonası'nda mücadele verdi. Demir Adam İstanbul'da 12 Eylül'de yapılacak triatlon yarışına da katılacak. Bu pazarda ilk defa Boğaz'da triatlon yarışı olacak. 2400 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet, 10 kilometre koşma. Dünyanın ilk kıtalar arası triatlon yarışında da yer alacak olmanın heyecanını yaşıyor. Orada da iyi bir derece alacağıma inanıyorum. Önceki dakikalarda Trakya'dan bir haber ekranlarınıza getirmiştik. Ancak görüntüsünde bir sorun yaşadığımız için görüntüsünü izletememiştik sizlere. Trakya'da Pehlivanköy Panayırı renkli görüntülere sahne oldu. Bir izleyelim bakalım, gerçekten öyle mi? Asırlık gelenek pavli eğlence ve müzikleriyle Trakya'ya renk katıyor. Eğleniyoruz. Luna Parkımız var. Arkadaşlarımız var, akrabalarımız var. Onları görüyoruz. Pavli Panayırı, Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde belediye tarafından Ergene Nehri yakınındaki 110 dönümlük alana kuruldu. Panayır'da Luna Park, açık hava lokantaları, seyyar satış alanları yer alıyor. 15 günden önce arabalarımızı hazırladık, dalları kestik, karavanımızı yaptık. Talga diyoruz biz onlara. Geldik buraya, yerimize yerleştirdik. Sabaha da saat 5'te geldik. Onları güzelce düzenledik. Yörede Pavli olarak anılan Pehlivanköy Panayırı'nın ilki 1910 yılında kurulmuştu. Geçen yıl salgın sebebiyle iptal edilen panayır, bu yıl 111. kez misafirlerini ağırlıyor. Doğduğumdan beri hep panayırlardayız. Panayırı dört gözle bekliyoruz. Panayırdan panayıra alışverişlerimizi yapıyoruz. Kuyu yiyeceklerimizi, her şeyimizi. Bir şeyimiz varsa onları satmaya çalışıyoruz. Hem para kazanıyoruz hem alışverişlerimizi yapıyoruz. Sonbahar panayırı ve Pomak Bayramı diye anılan panayıra sayılı günler kala yöre halkı hazırlıklara başlıyor. Konaklayacakları römorkların içerisini çekyat, yatak, somya gibi eşyalarla donatıp üzerini brandayla kapatıyorlar. 15 gün önce odunumuzu kesiyoruz, şeyimizi hazırlıyoruz, karavanımızı. Geliyoruz burada panayıra. Pazar gününe kadar burada eğleneceğiz. Oturacağız, bu akşam da burada yatacağız. 4 günü burada geçiren yöre halkı, yıl boyunca ürettikleri ürünlerin bir kısmını panayır alanında satarken alışverişlerini de burada yapıyorlar. Eski zamandan beri şimdi daha iyi panayırlarımız. Bu renkli ve eğlence dolu panayır 12 Eylül pazar günü sona erecek. Haberleri sunduk ve böylelikle
Ulusal Kanal ana haber bültenimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz efendim. Yarın yine aynı saatte elbette her zaman olduğu gibi yurttan ve dünyadan derlediğimiz gelişmelerle karşınızda olacağız. Belki konuklarımız, bağlantılarımız olacak elbette. Size Türkiye'deki gerçek gündemi aktarmak için yine burada Ulusal Kanal stüdyosunda olacağız efendim. Ulusal Kanal'ı daima izlemede kalın. Bizden ayrılmayın. İyi akşamlar.